Nasılsın? Hay maşallah. İyisin inşallah hocam. Şükürler olsun abim. Kolay gelsin dilerim bu ara. Sağ ol. Allah razı olsun. Evet, Sedat Köseoğlu abimiz oluyorsunuz değil mi? Evet. Hoş geldiniz hocam. Tekrar. Hoş bulduk. Kaç yıllık esnafız Sedat abim? Yani 2000 yılından bu yana bir sürü esnaflık yapıyoruz. Babadan gelme bir meslek değil mi? Evet. Allah razı olsun babacığımdan. İsmi nedir babanızın? Yaşar Köseoğlu. Yaşar Köseoğlu. Evet, kendisi cam işi yapıyordu. Biz de işi biraz daha ilerlettik. Sanayi tarafımıza cam dikme, vitray, rodaj. Nasıl bir doktor, göz doktoru, kalp doktoru gibi ayrıldıysa biz de camın işleme kısmına yöneldik. Üretimini cam, yapıyorsunuz yani camın. Tabii, cam büküyoruz, vitray yapıyoruz. Maşallah. Otellerde, lazer yapıştırmalarında. Kaç yaşındayız Sedat abim? 46 yaşındayım. 46 yaşındasın. Ünyeliyiz aslen değil mi? Evet, doğma bilmem Ünyeliyim. Aslen kökümüz Trabzon'a dayanmakta. Annemin tarafı Batum'da. Batum'dan. Yani, evet. Yani o zaman muhacir, bugünkü Gürcülerimiz dediğimiz. Evet. Yani evet. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Elhamdülillah. Zaten esas olan o. Şey Sedat abim, bu mesleği sen kendin kaç yıldır yapıyorsun? Ben aşağı yukarı yani 13 yılından itibaren bir fil yapıyorum. Zevkli bir meslek. Şu anda belki değer olmayacak ama bir 20-30 sene sonra lan böyle adamlar varmış diyeceğiz. Evet, arada konuşurken biz de kameraya da bu kaydı da almış olalım istedim. Sedat abim, sizlerden bunu hatıra olsun diye çekiyorum. Teşekkür ederim hocam. Böyle güzel, nazik, ince bir düşüncenizsin. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Ünye'de babanız kaç yıl yapmıştı bu mesleği? Yani kaç kişi vardı babanızın döneminde bu mesleği sürdüren? Babamın döneminde bu mesleği 7 kişiye yakın esnaf abimiz yapıyordu. Adı neydi babanızın? Tekrar söyle. Yaşar Köseoğlu. Yaşar Köseoğlu. Babam da burada Hüseyin Karabük'lerinden bir büyüğümüzle beraber 26 sene yakın ortaklık yapıp sonra çocuklar büyüyünce onlar da yaşlanınca ortaklıkları ayırarak. Evet, ayrılık olunca yeni bir iş istihdamı olarak sizlere ayrı bir evet. Dükkan açma gereği duydu. Evet, yani babam ben dedi ömrüm bu kadar kefaletti. Bu saatten sonra istersen dedi işini büyüt, istersen dedi kapat, nasıl yaparsan yap. Ben babalık görevimi, büyüklük görevimi yaptım. Bundan sonra senindir dedi. Biz de Allah nasip etti. Azmettik, Rabbim nasip etti. İyi veya kötü kendi iş yerimizi büyüttük. Eski sanayi tarafında kendimize ait bir yer yaptık. Burayı sığamadık. Orada kaç metrekarelik bir istihdam olarak sürdürüyorsunuz abim? 1000 metrekare yakın. 1000 metre, hay maşallah. Kaç evet. Elemanınız var bugün? 4 tane. 4 tane. Burada genelde kızınızı görüyorum. Kızınız evet. Herhalde iş istihdamı olarak burada yeni bir girişimci olarak vazife sürdürüyor. Şöyle ki bundan 12 yıl önce biz camın işte dediğim gibi işleme bölümü camın 12 yıl önce camın işleme bölümlerinden bir tanesi olan vitrayı merak ettik. Ankara'da kurs almaya gittik. Oraya girdiğimde hep bayanlar vardı. Evet. Erkek sadece kaba kuvvet işçisi olarak kullanılırdı. Dedim ki ben sahibimdir ben bayanlarla utanıyorum. Bana bir erkek gelsin. Ya ne utanıyorsun? Biz dedim ki Karadeniz insanıyız. Bayanlar hemen yapamıyorum. Elim hem karışıyor burada dedim. Sonra yanında birini verdi bir erkeğe. O erkekle sohbet ettim. Neden burada bayan çalışıyor dedim. Yani erkekler daha pahalı, daha bizim dedi cam işin dedi. Vitray ince işi dedi. Bayanların eli ince olduğu için dedi. Zarif olduğu için. Daha hatasız ve daha güzel çıkıyor dedi. Oradaki o zaman kişi 1 metre 1 metre cam 1000 dolar idi. Değil mi? Şu anda da sorduğumda 1200 dolar istiyorlar. 1 metreye 1 metre camı. Bu dediğim camlar. Otellerde camlarda bu camlar. Villalarda kullanıldığı için ben de orada merak ettim. Bir dahaki gidişimde de eşimi götürdüm. Tekrar Ankara'ya eğitim almaya gittik. Eşimi de götürdüm. Onunla beraber biz bu işi öğrendik. Oo, tam teşekkürlü. Buraya geldik. Vitray tezgahımızı kurduk. Reklamlarımızı yaptık. Sonra gelen müşterilere dedik ki müşteri alırsın diye 700 dolardan başladık zaten. Evet. Gelen kapıdan gelen müşteriye dedim cam kaç vitray cam? 700 dolar dedim de müşteri bana bakıyor sen 700 doların kaç yaptığını biliyor musun deyince. Evet. Dedim hanıma dedim ki hanım biz burada Ünye'de bu işi yapamayacağız. Sonra da işte benim kızım buraya geldi. Sonra bunu internet ortamına taşıdı. İnternet ortasında görseller paylaştı. Diğer işleri paylaşırken bize yani Kazakistan'dan da arayan oldu. Ve yurt içinden ve yurt dışından sizlere talep var diyorsun evet, değil mi? Türk firmaları oradan giriyor internete. Evet, Türk firmaları internete giriyor dediniz. Evet, oradaki iş yapanlar. Vitray diye yazın da zaten arama motorunda çıkıyoruz. Vitray'ın Ünye şubesi misiniz siz? Yok yani Türkiye'de çıkıyoruz. Türkiye, Türkiye distribütörü. Yani, biz bu işe merak verdik. Hem ülkemize gelir olsun, dışarıdaki insanlarımıza bir katkıda sağlayalım diye. Maşallah. Sonradan öğrendik ki, anladım ki eğer ki böyle yüksek fiyatlarda bir yer istiyorsan mekan da güzel olacak. Biz ona karar verdim. Dedim ki işte Ünye'mizin liman tarafında Allah nasip etti bir arsa aldık. Arsamızın önce güzel bir yapı yaptım. Oraya da çocuklarımla kızlarımla da vitray atölyesi kuracağım.
İnşallah hayırlısı olsun diyelim. Evet, şu anda da benim bir arkadaşım yurt dışına ihracat yapmak istiyor. Romanya'da alışmış, yani Romanya'yı araştırmış. En fazla bizim ihracat yaptığımız kalem de vitraymış. İnşallah sevgili ve kıymetli hocam, ömrümüz belki olursa sizinle orada da bu videoyu seyreder. Ne güzel günlermiş. İnşallah oraya da geliriz. Hatıra kalsın sizlerden. Teşekkür ederim. Burası da devam edecek. Baba hatırası değil mi tabii, bu dükkan? Tabii tabii. Size şahsınıza mı ait, kiralık mı burası? Şahsımıza ait. Allah babamdan, dedemden, büyüklerinden de razı olsun. Onların vesilesiyle burada devam ediyoruz. Değil mi? Allah nice nice hayırlı bereketli kazançlarınızı nasip etsin. Çok Sedat teşekkür abim. Ederim hocam. Allah razı olsun. Evet. 46 yaşındaki girişimci Sedat Köseoğlu abimiz. Kaç yıldır kendiniz yapıyordunuz abi çocukluktan beri? 13 yaşından itibaren bir fil çalışıyorum. 13 yaşından beri bu mesleğin 13, içinde 13, olan... 43, 45, 46, yani 33 yıl. Evet, 33 yıllık bir emeğini burada Ünyelilere hizmet sunuyor. Yakın bir zamanda da büyük bir fabrika açacak inşallah. Ne, orada da demeyelim de cam sanat otelesi diyelim. İnşallah dediğiniz o güzel hizmetlerinizi de en kısa zamanda yapar. Cam sanat atölyesi olarak. Ülkemizde de güzel hizmetlerde bulunuruz. Teşekkür ettim. Hayırlı teşekkür günler olsun. Teşekkür ederim. Köyümüz hocam. Neredir bu ara? Yeşilken İstiklal Mahallesi'ndeyim. Yani sülalemiz ben... nedir? Efendim? Sülale olarak ne deniliyor? Sülale olarak Köseoğlu. Köseoğlu yani, sülalesi. Köse evet. Hayırlı işler olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet, işinizin başınıza geçebilirsiniz sayın abim. Teşekkür ettim. Hayırlı akşamlar olsun. Sevgi ve hürmet evet. Hocam. Evet. Ünye'nin bu güzel tarihi Arasta Çarşısı'nda. Evet, eski hancılar deniliyormuş. Hemen karşısında tarihi gördüğünüz gibi han var burada. Dededen de bir hancı torunu oluyor. Evet, siz de bu ara hazır işinizi yaparken şöyle bir... Bir tane İstiklal madalyasının çerçevesini yapacağım. Oo, çok güzel. Evet. Hatıra olsun, onu da buradan şöyle bir... Hay maşallah. Allah razı olsun o büyüklerimizden diye. Amin. Dün akşam 120'yi seyrettik. Film vardı. Ne ecetlerle, ne çocuklar, ne canlar vermişler. Evet. Allah gazilerimizden de, vatansever bütün insanlarımızdan da razı olsun diyelim amin. İnşallah. Hayırlı akşamlar abi. Ben gidiyorum inşallah. Hocam çok memnun ettin beni akşam akşam. Allah razı olsun senden. Estağfurullah. Görüşmek üzere. Hadi Allah'a emanet. Panorama çek dayı, panorama. Olsun. Biz doğal çekelim.